أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس والأربعون من مبحث الإلهيات إتحاف المريدين إلهيات مبحثنا الرابعة درسنا واختير أن اسماه توقيفية رمي ولما قدم النظر كثير يجي درس ولما قدم ورم يد يجي سكس او زمان 47 درس okuyoruz evet öyle değil mi evet. ولما قدم مصنف تقدم etti neyi تقدم etti انه سبحانه الله ذو الجلالة وجبت مخالفته للحوادث عقلا وسمعا. مصنف تقدم etti ki, beyan etti ki Allah-u Zülcelal hem aklen hem sem'en havadislere nedir? Muhaliftir. وَلَمَّا قَدَّمَ اَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَجَبَتْ مُخَالَفَتُ لِلْحَوَادِسَ aklen ve sem'en. Bunu beyan etti. Hem akli delillere dayanarak, hem akli nakli delillere dayanarak Allah-u Zülcelal havadislere muhalefeti vacip olduğunu bunu takdim ettikten sonra oldum. Bir daha ve verde ve lema kaddeme ve lema verde fil Kur'ani ve sünneti bir daha Kur'an sünnette varid olmuş ne? Ma yuş'iru bi isbati cehd. Bakın dikkat edin. Şimdi ve lema kaddeme ne? Sübhane ve ecbir lehu muhalefetul havadis. Allah'ın havadislerin muhalefeti sana bunu takdim etti. Hal hal ve o hal yapsa daha iyi olur. Hal hal ve verede fil Kur'an ve sünnet ma yuşun bi isbatil cihet. Yani biz muhalefetlere şey havadisler muhalif diyoruz. Havadisler muhalefet var. Şey havadislere cihet olduğu gibi Kur'an'da hadiste bazı ayet hadisler var ki Allah'a cihet olduğunu, Allah'a ciheti ispat etmeyi işare ederler. Vel cismiyeti lehu ta'ala. Allah'a cismiyeti işare ederler, bildirirler. Hani biz aklen naklen Allah-u Zülcelal havadisler muhalif diyoruz. Bazı ayetler, bazı sünnetler ciheti, cismiyeti ne diyorlar? İspat ediyorlar. Ve kâne mezhebu ehlil hakki mine's-selefi vel-halefi. Ve kâne mezhebu ehlil hakki mine's-selefi vel-halefi. Hal hal hem halef hem selefin. Yani seleften, haleften olan ehl-i hakkın mezhebi nedir? Te'vilet-i kezde vahiri. Bak hem halef o zahir ayetleri, hadisleri te'vil ediyor. Hem halef hem selef. Hem selef. Bak iyi dikkat edin. Niye te'vil ediyorlar? Li vücubi tenzihihi ta'ala. Allah-u Zülcelal'ın tenzihi nedir? Vacibdir. Neden tenzihi, uzaklaştırması vacibdir? Amma yedullu aleyhi zalike zahirun. O zahirlerin, yani o Kur'an'ın zahiri, sünnetin zahirinin delalet ettiği manadan Allah'ın tenzihi vacibdir. İttifakı min ehli hakkı ve gayrim. Hem ehli hak, hem ehli hak olmayanlar da. Onlar da diyorlar, Allah-u Zülcelal o zahirden uzak. Ve şuhu diyor, Allah'a yüz yok ki beşer gibi. Ha. Bak eşare velemanın cevabıdır. Bağlantı yapalım. Velemma kaddeme ennehu subhanahu ve ceben muhalefetul havadis aklın ve hal hal bak hem muhalefet havadisinin muhalefeti vacib de dedik. Musanım demiş, takdim etmiş. Hal hal ve verede fil Kur'an ve sünnet ma yuşuru bi isbatil cihati vel cismet lehu ta'ala. Hal hal, ikinci hal. Ve kanem mezzebu ehlil hakkı من السلف والخلف تأويل تلك الظواهر نية لوجوب تنزيه تعالى عما يدل عليه ذلك الظاهر اتفاقا من أهل الحق وغيره لما أشار إلى ذلك مصنف أو تأويل إشارة تلك أشارنا إلى ذلك تأويلي أما مقدما طريق الخلف خلف طريقني تقديم ederek öne geçirerek
işaret etti. Niye halefin kini takdim etti? لِأَرْجَحِيَّتِهِ خَلَفٌ مَذْهَبِ نَدِرْ daha razı. Şimdi buna iyi dikkat edelim. Halef nasıl tevil yapıyor? Hani meşhur mesela bu selefi geçinen gruplar diyorlar biz selefin mezhebindeyiz. Ayetleri, hadisleri zahir üzerine bırakırız. Bir bakalım selef nasıl zahir üzerine bırakıyor? Halef nasıl bırakıyor? Halbuki bu diyor zahir üzerine ne selef bırakıyor ne halef bırakıyor. İkisi tevil yaparlar. Ama tevilleri farklı. Bakalım nasıldır? Ona gelelim. Ve kullu nefsin evheme teşbiha. Ve kullu nefsin. Nes ey lefsin da nasin. İşaret etti ki nefsin mesler mana nasin mana ismi fa'ldir. Yahut da nefsin sıfatul müşebbehdir. Nasin manasındadır. Mahzuf bir mevsufun sıfatidir. Ve kullu nefsin ey lefzin nasin kulle lefz ki nedir? Nastır. Nastır. O velede fi kitabin ev sünnetin sahihatin kitabda sünnet-i sahihde de ne olmuş? Var. O nes varid olmuş. Ha ve kullu lefsin nasin velede fi kitabin ev sünnetin sahihatin ev hemme teşbihe teşbih ne itiriyor ve itiriyor. Bi itibari zahiri delaletihi zahiru delalet itibariyle ve teşbih ve emetiriyor. Bak murad mana itibariyle demiyor. Zahir delaleti itibariyle teşbih ne ediyor? Ve emetiriyor. Ve kullu nefsin evheme teşbiha ey evka'a fil vehmi sihatel kavli bihi ey evka'a fil vehmi sihatel kavli bihi ne demek evheme yani evka'a fil vehmi sihatel kavli bihi yani insanın vehmine vakı ediyor ki ne teşbihin kavlunu yani Allah bir hadise benziyor havadislere benziyor kavlunun sihatini vehmettiren herhangi bir nes gelirse ne yap? Evvülü. Peki feminhu o kullu nesin evhemmet teşbihedendir fil ciheti cihet konusunda. Yani cihette delalet eden nestendir. Yani cihet konusunda teşbihe delalet eden nestendir. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ bak, fevklarından, Rablarından ne ediyorlar? Korkuyorlar. Rabları nerede? مِنْ فَوْقِهِمْ demek Allah'a cihet var. Nedir yukarı? وَفِي الْجِسْمِيَتِ yani فَمِنْهُ فِي الْجِسْمِيَتِ cismiyet konusunda teşbihi vehmettiren neslendir. هَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ fi zulalin min al-ghamam bak illa yetihumullah fi zulalin min al-ghamam bak diyor bulutun içinde bir karanlıkta geliyor Allah demek bulutun içinden gelen bir şey var demek bir cisimdir ki bulutun içinde ne gelebiliyor bir de ve caa rabbuke meciet cismi olmayan bir şey olur mu olmaz. Bak burada ca'nın Rabb'e nisbeti ona cismiyeti bildiriyor. İtiyanın niyetimullahu fizunun minel gamamim. Gamamın içinde Allah'ın itiyanı Allah'a cismiyeti ne ediyor? Bildiriyor. Birinde meciyetin nisbeti bildiriyor. Birinde itiyan nisbeti ne ediyor? Allah'a cismiyeti vehmetiriyor. Oldum. Feminhu fil ciheti ehafune ve fil cismiyeti hel yanzuruna bir de ve hadisü sahihayn yani cismiyeti bildiren bak iki ayetten örnek getirdi. Bir de Müslüm Bukhari'nin hadisi. Yenzilu Rabbuna kulle leyletin ila semai dünya. Bak diyor her gecede Rabbimiz semai dünyaya ne oluyor? Nazil oluyor. Nazır olduğuna göre demek ki bir cisimdir ki iniyor. Bir de yeri yukarı oradan ki iniyor. Semai dünyaya iniyor. Yukarıdan iniyor demedi. Semai dünyaya iniyor. Tabi mütebadır odur. Burada
cismiyete delaleti daha zahar demek. Tabi o da vehmetiliyor. Semaya dünyaya indiğine göre demek ki semaat-ı sebanın yukarısından oraya indi. Ve fis sureti, yani femminhu fis sureti, sureti vehmettiren, sureti vehmettiren neslendir. اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى سُورَتِهِ. Bak diyor, Allah-u Zülcelal Adem'i kendi sureti üzerine yaratmıştır. Demek Allah'a suret var ki, Adem'in sureti de onun sureti üzerinedir. Bak bunların tevhidine biz girmiyoruz. Sadece ayetleri, hadisleri okuruz, gidiyoruz. وَفِي الْجَوَارِحِينَ cevarihlerle ilgili teşbih vehmetilen neslerdendir. Ve yebqa veçhu rabbike. Bak vece, demek Allah'ın bir carihe, bir aza var. Nedir vece? Yedullahi fevka idihim. Demek ki insanların eline benzer Allah'a bir yed var. Bunlar da cevarihler. Ha. Ve kullu neslin evhemmet teşbiha. Ne kadar teşbih vehmettiren nes varsa saydıklarımız gibi evvilhu vücuben. Onu vücuben ne yap? Tevil. Onu vücuben tevil yap. Nasıl vücuben tevil yap? Bi en tehmilehu ala hilafi zahiri. Bi en tehmilehu ala hilafi zahiri. Sen onu zahrın hilafi üzerine hamledesin. Bak vücuben tevil yap. Şimdi bu vücuben nereden çıktı? Evvelhu emirden çıktı. Hani mutlak emir vücub içinde. Vücuben tevil yap. Nasıl tevil yap? Bak bu vücubin tevil vücubun beyanı değil. Tevilin beyanı. Nasıl tevil et? Bi en tahmilehu ala hilafi zahirihi. Sen onu zahrının hilafına ne edesin? Hamle edesin. Yani zahir olan mananın hilafına hamle edesin. O zahir manayı almayasın. Şimdi buraya gelelim. Buna iyi dikkat edin. Hani halefin tevili, selefin tevili farkı ortaya çıkar. Vel muradu evvilhu tefsilen muayyenen. Muhammed Koç anlıyorsun. Onu muayyen bir tefsille bak. Evvilhu tefsilen, öyle bir tefsille onu tevil et ki muayyenen fihil manel hassu. Bak, has bir mana o tevilde bilinsin. Tefsilen muayyenen fihil manel hassu. O tefsille muayyenin içinde has bir ne olsun? Mana olsun. Demek ki buradaki tevilden murad tevil-i tefsilidir, tevil-i icmali değildir. Şimdi gel o söylüyor. Şimdi tevil-i tefsili yedullahi fevke eydihim. Yedden kudret alıyoruz. Bu tevil nedir Mala Mustafa? Tefsili. Tefsili tam şey. Tefsili yedden belli bir mana alırız. Bak muayyenen fihil manel has. Yani orada bir, o tefsilde has bir mana tayin ediliyor. Mesela yedden örnek ne alıyoruz? Kudret. Bir tefsil bu halefindir. Bir de selefin tefsili var. Şimdi kendisi söylüyor. Ben hani önünüz açılsın diye söylüyorum. Bir daha selefin icmali tefsili var. Onlar diyorlar yedden bizim bildiğimiz yed murad değil. Bak zalimane almadılar. Biz de halef almıyoruz, selef de almıyor. Peki bizim bildiğimiz el murad değil. Ne muraddır? Halef diyor kudret muraddır. Onlar diyor Allah'a layık olan bir yed muradır. Allah'a layık olan bir mana. Ama nedir bilmeyiz. Nasıl bir şeydir keyfiyetini bilmeyiz. Bak halef de diyor zahar murad değil. Selef de diyor zahar murad değil. Yalnız ikisi diyorlar yedden murad Allah'a layık olan bir mana. Ama o layık olan mana nedir? Halef diyor yed kudrettir. Kudret Allah'a layık olan bir mana. Selef diyor, oradaki yedden murad, yedden yeliku billahi teala veya teliku billahi teala. Allah'a layık olan bir yed. Yani bizim bildiğimiz yed değil,
Ama murad olan mana neyse biz bilmeyiz. Bak onlar da tevil ettiler. Yerden bizim bilimi el almadılar. Layık olan bir mana dediler. Ama o layık olan mana ne? Tefsir yapmıyorlar. Halef yapıyor, selef yapıyor. Aradaki fark o kadardır. Oldu. Peki burada hani evvilhu vel muradu evvilhu tefsilen muayyenen fiil manel khasu. Ya buradaki müstenif evvilhu dedi. Sen bunu niye evvilhu tefsilen muayyenen, yani bu tevilden tevile tefsili alıyorsun diyor. Ahzen minel mukabilil ati. Şimdi gelecek mukabilden ahz ederek, alınarak buradaki tevilden tevile tefsil alıyoruz. Şimdi evfevvud ve rum tenziha. Şimdi oradan zaten tefsili icmali orada var. Orada tefsil icmali var. Buradaki tevilden de onu alamayız ki, mecbur buradakinden tevhide tefsil alırız. Muhammed anlıyorsun. Yani buradaki evvilhu tefsilen muayyenen fil manel khasum ahzen minel mukabilil ati. Ahzen minel mukabilil ati. Anlıyorsun değil mi? Gelecek mukabilden alıntı yaparak buradaki evvilhu'den, musannefin metindeki evvilden tevilen tefsilen alırız. Kema ve muhtarul halefi minel müteahhirine. Nasıl müteahhirlerin, müteahhirlerden halefin muhtarı da budur. Nedir? Diyorlar biz teşbih vehmettiren nesillerden ne alırız? Tevili tefsil. Ne yaparız? Tevili tefsiliyle tevil ederiz. Hasbi manada. Pek bu demin geçirdiğimiz, yani tevil-i tefsili ki oradan has bir mana beyan ediliyor. Peki bu geçirdiğimiz ayetlere, hadislere bir teviline bakalım. O tefsili teviline bakalım. Mesela فَتُعَوِّلُ الْفَوْقِيَّةَ. Sen fevkiyeti ne ediyorsun? Tevil ediyorsun. بِالْتَعَالِ فِي الْعَزَمَةِ. Hani ayete bakın. يَخَافُونَ رَبَّمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Buradaki fevktan murat azamet. Azametteki yücelmek demektir. Yani Allah fevkiyet var, azametteki taali var. Dunel mekani, yani mekan olarak Allah yukarıdadır değil, ya azamette yukarıdadır. Bunu öğrendik mi? Pek ikinci illa en yetiyehumullahu fi zulalin minel gamamin. Gamamin. Oradaki İtiyandan nasıl bir hasman alıyorlar? Vel ityane, oradaki ityane de tevhülü, yani fetüevvülül ityane, bi ityani rasulü azabihi ev rahmetihi ve sevabihi. Oradaki hani, dikkat edin, yetihumullahu. Orada bir mudaf tefsir etmek üzere, Allah onlara gelir, yani Allah'ın azabının rasulü gelir. Azabının elçisi gelir. Bak, yetiyehumullahu, yetiyehum ile Allah arasında hem Resul hem azabı takdir etmek suretiyle oradaki Allah geliyor, gaye Allah'ın azab elçisi gelir. Ev rahmeti, yani Resulü rahmetihi, Resulü sevabihi. Hulasa orada Resul takdir ederiz. Resul'la birlikte ya azab, ya rahmet, ya sevabı takdir etmek suretiyle oradaki ityan zahre Allah'a nispet edilmiş. Ama hakiki olarak o Resulü azab, Resulü rahmet, Resulü sevaba isan edilir. Ve kez şey de öyle. Yok. Ve ca'a rabbuke. Orada da ve ca'a emru rabbike. Burada yazılmışsın ki vel ityane, yani ve ca'a rabbuke vel ityane. Biraz önce bir şey yok. Şimdi orada en yetiyemullahu fi zulali ve ca'a rabbuke. Yazılmış mı yani? Haşi olarak yazılmış. Ve ityane demiş ve ca'a rabbuke yapmış. Yani onun önünde açıklamak için. Ve ityane bi'tani Resulü azabihi. Sizinki ne var orada? Yani sonradan yazılmış. Ne demiş? Ve ityane deyince ve ca'a rabbuke demiş. Ve ityane. O zaman daha güzel. Yani ve ca'a, yani fetu'evvülü fevkiyete vel meci'e olmasın. Yani orada öyle yazılmış peki. Vel meci'e değil mi? Yazın şöyle yazmış artık bir tane. Şimdi orada ya vel meciye takdir ederiz. Yahut da ityan meciyet aynı olduğu için birini söylemiş, diğerinden ne etmiş? İhtifa etmiş.
Hamd desedi vel meci'e vel ityane bi ityani ve meci'i Resulü azabi ve rahmeti ve sevabı deseydi olurdu. Artık ityan ile meci'ani olduğu için birini söylemiş, diğerinden iktifa etmiş veya orada bir eksiklik var. Ve kezza nuzulu. Nuzul da nedir? Yani yenzulu. Orada da tevil yaparız. Yenzulu Rabbim. Sen Rabbin gelir, rahmeti. Yani Resulü azabi gelir, Resulü rahmeti gelir, Resulü sevabihi. Peki bu hadisu inna Allah halak adam ala suretihi. Bu hadis demiruhu, hani ala sureti biz Adem'e götürmedik. Mana nasıl yapmıştık? Allah Adem'i kendi suretine yaratmış. Demir Allah'a değil. Diyor demiruhu yurca'u ilel ahi. Allah'a değil. Ahi gidiyor. O ahki el musserrahi bihi fi tariqil uhra. Bu hadisin başka bir tariki, başka bir senedi var. O tarife uhradan tesrih edilen bir ahd geçmiş. O ne diyor? Elleti ravahu muslimun. O tarife uhra ki, tarif manası olduğu için leti getirmiş. Müslümün rivayet ettiği diğer tarihten musserrahu bi olan ahd demi gidiyor. Nasıl o rivayet gelmiş? Aha bir lefsi, bu lefsle. Bak. Yurca ilel ahil musserrahi bi fi tarife uhra elleti ravahu muslim. Ravahu bi lefsisi. İza qatala ahadukum akahu. Bakın diğer rivayete bakın. Sizden biriniz bir kardeşiyle dövüşürse, dövüşün demiyor, dövüştüğü takdirde böyle bir yanlışlık yapıldığı zaman fel yeşteni bil veçe. Fel yeşteni bil veçe. Veçinde ne yapsın? Sakınsın. Onun yüzüne vurmaktan imtina etsin. Niye? Fe inna Allah halaka Adem ala sureti. Çünkü Allahu Zülcelal Adem'i o ahın suretinde yaratmış. Hazreti Adem de bizim suretimizde değil mi? Ha madem babanız Adem'i o ahınızın suretinde yaratmış, ahınızın suretine vurmayın. Ha diğer rivayetlerde inna Allah halaka Adem ala suretihi. Zahir o ki Allah'a gidiyor. Ama diğer rivayetin yardımıyla buradaki emir Allah'a değil de ahe götürürüz. O zaman Allah'a suret olduğu ortaya çıkmıyor ki. Anlaşıldı değil mi? Peki o zaman Allah Adem'i o kardeşin suretine yaratmış. Suret ne demek? Vel muradu bis sureti es sifetu. وَالْمُرَادُ بِالسُّورَةِ اَسْصِفَةُ Suretten murad nedir? Sıfettir. Suretten murad sıfettir. Yani Adem'i o ahın sıfetinde yaratmış. Tamam, o da bitiyor. وَيَبْقَ وَشُ رَبِّكَ diyor وَالْوَشَ yani فَتُعَوِّلُ الْوَشَ. Sen veçi de ne ediyorsun? Ediyorsun. Bizzati. Demek ki ve yapka veçu rabbike yani ve yapka zatum rabbike. Ev bil vücudi ve yapka vücudu rabbike. Vel yedde yani fetu evvilul yedde bil kudreti. Yedi de neyle tevhül ediyorsun? Kudreti. Bak o teşbih vehmettiren bütün nesneleri ne ettik? Tefsilli bir teville tevil ettik. Yani has bir manaya hamletmek suretiyle mana ettik. Burayı öğrendik mi? Bir şeye baktım. فَتُعَوِلُ الْفَوْقِيَّةً وَالْاِتْيَانَ وَالْوَجْهَ وَحَدِيسَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَدْمَ عَلَى سُورَتِّهِ Böyle de yapabiliriz. O değil. وَحَدِيسُ اِنَّ اللّٰهَ دَمِرُ يُرْجَ اِلَى الْاَخِرِ مِسَلَى بِهِ فِي تَلِقِ الْاُخْرَ اَلَّا تَرَوَى مُسْلُمْ بِاللَّهِ falan. Bu sefer وَالْوَجْهَ yani فَتُعَوِلُ الْوَجْهَ sade وَالْحَدِيسُ وَالْيَدْ hepsi فَتُعَوِلُ الْفَوْقِيَةُ وَالْحَدِيسُ
Bu sefer ve eşare li tenvi'il hilafi. Li mana ila. Yani ve eşare ila tenvi'il hilafi. Hilafın tenvi'ine işaret etti bi kavlihi ev fevvid. Ev fevvid. Sen ne yap? Tefvid yap. اِلْمَ الْمَانَ الْمُرَادِ مِنْ ذَٰلِكَ النَّسِ اَوْ فَوِّدْ اِلْمَ الْمَانَ الْمُرَادِ مِنْ ذَٰلِكَ النَّسِ Bak o nesten murad olan mananın ilmini tefvid et, bırak. Tefsilen o mananın ilmini min ceheti tefsil, tefsil yönüyle bırak. Kime bırak? İleyhi Teala. Bu ileyhi fevvide mutalaktır. Sen o teşbih vehmetiren nesin tefsilin manasını sen ne yap? Allah'a bırak. Sen ne et? Allah'a bırak. Hem onu karışma. Ve evvilhu icmalen. O nesin tevil. Bak. Allah'a bırak. Bak. Onun tefsili manasını murad olan manayı Allah'a bırak. Ama icmali teville tevil yap. Ha işte kemal tarik-i selef. Selefin tariki de budur. Selef ne yapıyor? Diyelim yedden kudret gibi tefsili bir mana almıyor. Ne almıyor? Tefsili bir mana almıyor. Tefsili bir mana almıyor. Onu icmali bir tevil yapıyor. Diyor oradaki o lefzen murad Allah'a layık olan bir manadır. Ama o mana nedir demiyor. Bak onu icmal bırak. Yedden murad bizim, yedden murad Allah'a layık olan manadır. Ama yedden ve rum tenziham, tenzih kesit, yedden bizim bildiğimiz yedden olmadığını kesit o. O mütebadır, o maruf, meşhur manasından uzaklamayı kesit. Ve rum ey iksit. Sen ne et? Kesit. Kesit. وَعْتَقِدْ اِتْخَدَدْ اَيْ اِقْسِدْ Sen ne et? Gassid. وَعْتَقِدْ اِحْتِقَادِ اَلْ تَفْوِيدِ اِلْمِ ذَٰلِكَ الْمَانَ Bak o mane murad. O ne? O tefsili olan murad mananın ilmini Allah'a bırakmayla birlikte Rum sen gassid. Ne gassid? Tenzihen lehu ta'ala. Allah-u Zülcelal'ın tenzihini uzaklığını kastet. Neden? Ama la yelikubbi. Allah'a layık olmayan manadan uzaklığını kastet. Söyle bizim bildiğimiz el Allah'a yok. Ne yok? Allah'a yok. Peki orada yerden murad nedir? Allah'a layık olan bir manadır. Biz de onu bilmeyiz. Ne olduğunu bilmeyiz. Bak tevli icmali budur. Peki dikkat edersek başım kendisi söylüyor. فَسَلَفُ يُنَزِّهُونَهُ سُبْحَانَهُ Selef يُنَزِّهُونَهُ Allah'ı tenzih ediyor. اَمَّا يُهِمُهُ ذَٰلِكَ زَاهِرُ O nesin zahiri o ne? O nesin zahiri vehm ettirdiği manadan Allah'ı tenzih ediyor. O zahirin vehm ettirdiği mana da ne de minel manel muhalif. Yani o zahirin vehmetirdiği muhal mana ko eldir, yüzdür, cismiyettir, cihettir. Sen Allah'ı bundan tenzih et. Bak selef Allah'ı bundan ne diyor? Tenzih. Tamam tenzih etti. Yed yok, Allah'a veci yok, cihet yok, cismiyet yok. Ama ve yufevviduna ilme hakikatihi o zahirin Umma, bak umma yuhimu zalike zahir. Ve yufevviduna ilme hakikatihi ala tefsili ileyhi ta'ala. Onun hakikaten ilmini tefsili olarak ne diyorlar? Allah'a bırakıyorlar. Allah'a bırakıyorlar. Diyorlar yedden murad nedir? Allah'a Ama Allah'a bırakırken ma'i etikade enne hazin nususe min indihi subhanehu ve ta'ala. Diyorlar bu nususlar Allah tarafından gelmişler. Velakin zahirleri vehmetirdiği o muhal manadan Allah uzaktır.
Allah nedir? Uzaktır. Peki zar murad ne değildir? Ne muraddır? Murad olan manayı Allah bilir. O zaman fezahre mimma karrerna bizim takrir ettiğimizden ortaya çıktı ki, zahar oldu ki ittifakü selefi vel halefi ala tenzih-i teala anil manel muhali. O manel muhal ki ellezi delle aleyhi zalike zahiru. Zahirin delalet ettiği, bak zahirin delalet ettiği mane muhaldan Allah'ın münezzeh olduğunu selef de söylüyor, halef de söylüyor. Selef de diyor Allah'a bizim bildiğimiz yer yok, halef de diyor yok. Bu ittifak eder. Başka bir de ve ala tevilihi. O manın tevili üzerine de ittifak etmişler. Selef de diyor biz o muhal manayı vehmettireni tevil ediyoruz. Halef de diyor biz ediyoruz. Tevil ne demek? Yani ve ihracan zahiril muhali. Muhal olan zahirden çıkartıyorlar ikisi de. Bu da ittifakı. İyi dikkat edin. Başka nerede ittifak ediyorlar? Ve alel imani bi enem min indillahi. Bu vehmettiren Allah'tan geldiğine de iman ediyorlar. Bundan da ittifak ediyorlar. Câe bi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan geldiğini, Resulullah bunu Allah'tan getirdiğine de iman etmekte ittifak ediyorlar. E peki fer ne kaldı? Onlar da diyorlar mani zahir, mani muhal murad değil, onlar da diyor muhal değil. Onlar da diyor zahirinden tevil etmek gereklidir, onlar da diyorlar gereklidir. Onlar da diyorlar bu nes Allah tarafından gelmiş Resulullah vasıtasıyla, onlar da diyorlar. Ama lakinnehum selef ile halef ihtelefu fi ta'yini mahmilin lehum manen sahihun. İhtilafa düşmüşler fi ta'yini mahmilin. Yani hamil edilecek manada ihtilaf, ihtilafın ta'yininde ihtilaf etmişler. O mahmil ki lehum manen sahihun, ona bir sahih mana var. Hani yedden kudret almak gibi. Lehum mahmilin mi? Tabi. Fi ta'yini mahmilin lehu um mahmilen manen sahihun. Onu tayin etmekte ve ademi tayini tayin etmemekte ihtilaf olmuşlar. Yani kendisine manen sahih olan bir mahmili tayin etmekte ihtilaf etmişler. Selef diyor öyle bir mahmile hamil ediyor, halef. Selef hamil etmiş. Oldu. Selef diyor yedden murat Allah'ın bildiği bir manadır. Halef diyor kudrettir. İkisi de öyle yaparlar. Selef Allah'ın bildiği bir mana muradır diyor. Allah'a layık olan bir mana murad. Halef diyor o Allah'a layık olan mana kudrettir. Peki selef niye onu icmal mucmel bırakıyor? Halef onu niye tefsir ediyor? Bu da bir ayetteki ihtilafa binaendir. O da binaen ala ennel vakfe ala kavli ta'ala ve rasihune fil ilmi. Şeyde Allah ne diyor ayet? Şeyde Allah ennehu la ilahe illa ve rasihune fil ilmi. Ondan önce neydi? La ya'lemu te'vilehu illa Allahu ve rasihune fil ilmi. Allah'u alem böyle. Yine bakalım. La ya'lemu te'vilehu illa Allahu ve rasihune fil ilmi. Ha acaba vakıf ala kavli ve rasihune fil ilmi eğer bu olursa bak وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلِمِ. Ha, demek tevhili kim bilir Mola Mustafa? Tevil, Allah bilir, elimde rasih olan bilir. O zaman, madem elimde rasih olan bilir, biz onun tevil tefsiriyle tevil ederiz. اَوْ عَلَى قَوْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ. Birincisi halef, onu amel ediyor herhalde. Ha, selef diyor ki enevhal doğru. İlim üzerine vakf ederiz. Öyleyse Allah da tevil bilir, rasih fil ilim de bilir. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ. Selef de diyor, burada vakıftır. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ. O müşküllerin, müteşabihlerin tevilini bilmez. Ancak kim bilir? Allah. Allah bilir. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Onlar artık devam ediyor. İptidaidir. Allah'tan başka tevhili bilen yok. Rasih olana diyorlar biz iman ediyoruz. Bu Allah'tan gelmiş.
rahatsız tevil ediyor değil. Ha, selef de ne yapıyor? وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ de vakıf yapıyor. وَرَاسُونَ فِي الْعِلْمَ iptida ediyor. Bu ihtilafları da burada tefsili, tevhili, tefsili, icmali, selef tefsili, icmali yapıyor. Halef tefsili yapıyor. Halef çünkü وَرَاسُونَ فِي الْعِلْمَ vakıf daha uygundur diyor. Selef de وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ de vakıf uygundur. Selef oradaki vakfına göre burada tefsili, tevhili, icmali yapıyor. Halef ve rasyon fil ilimde vakıf yapmasına binaen burada tevhili ne yapıyor? Tefsili yapıyor. O ayetin öncesi neydi? Yoksa ayet oradan mı başlıyor? Ayetin ortası. Ayetin ortası. Ben de öyle hatırlıyorum. Bak, burada da hemen dursa okuyayım. Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne umul kitâbîn ve uhar muteşâbihâtun. Bak, muhkemâtun ayetler var muteşâbihâtun. Fe emmellezîne fî kulûdin zeygun fe yettebi'un mâ teşâbe minhu ibtigâ'el fitneti ve ibtigâ'el tevilihî. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ. Bak, o müteşabihin tevhiline bilmez ancak Allah bilir. وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ onlar da bilirler. O râsıkların hâlekûnü ki يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلُ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُ الْاَلْبَابِ. Oldu. Bu 7. ayet. Ali İmran'ın 7. ayeti. Oldu. Sümme şer'a fî meseleti halkil Kur'ani. Artık yarın Muhyiddin Abdülhamid'i okuruz. Tekrar fi ibaretil musannifi fi hazil meseleti elfazı. Gördünüz mü? Yarın oradan devam ederiz. Nefâkumullâhu nef'anillâhu.